Buradan da B'ye gelsin. Başın. Ya da neye gelsin. Hayır. Öğreniyoruz ya, mutlu oluyoruz çocuk gibi. Şimdi öğrenelim tabii. Evet, başarınca. Evet. Hocam bence bu eğitimler, yani benim alanım değil, benim alanım yiyecek içecek hizmetleri, aşçılık, ama gerçekten çok hoşuma gitti ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani alanım olmasa da illa ki yani kendi etrafımdaki insanlara ya da kendime faydalı olduğu için mutlaka faydası olacaktı. Ama bir hafta acaba yetersin mi? Keşke böyle devamı niteliğinde böyle birkaç tane daha bu şekilde eğitim olsa. Benim çok hoşuma gitti. Çok faydalı buldum. Aydınlattı hepimizi. Anladım. Şöyle bir durum söz konusu. Yani bu yapılan iş ve işlemlerde ben şu masal anlatıcılığı, örnek söylüyorum. Masal anlatıcılığına bazı arkadaşlarımız da der ki ya çok önemli değil. Örnek şunun için veriyorum. Ama bazı arkadaşlarımız da kendi çocukları küçük olduğu için oraya dahil oldular. Yani illaki siz yani girdiğiniz sınıfta bunu başaramayabilirsiniz belki ama kendi çocuğunuza, kendi kızınıza, yani şu anda teknoloji ve alan o kadar çok çabuk değişiyor ki. Bizler ilk önce HCSR'in sıfırda mesafe sensörüyle uzak ölçüm uygulaması yapacağız. Bu uygulamamızda arkadaşlar mesafe sensörünü kullanacağız. Mesafe sensörünün arkadaşlar 4 adet pili bulunuyor, bacağı bulunuyor. VCC arkadaşlar artı, yani 5 volta göndereceğiz. GND yine eksi kutup, GND'ye göndereceğiz. Trik ve eko pinleri var arkadaşlar. Trik pinleri arkadaşlar ses dalgasını gönderen pin. Eko pini de arkadaşlar ses dalgasını alan pin. Mesafe sensörü de arkadaşlar x eşittir v çarpı t, yani yol eşittir hız çarpı zaman mantığına dayanarak aynı bir yarasanın ses dalgasını gönderip alması gibi nesnelerin yerini, mesafesini arkadaşlar tespit etmemize yarıyor. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra arkadaşlar gerekli olan kodumuzu hemen açıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kodumuzu mBlock programından yapacağız. Bizim bloklarımızın arkadaşlar tıklandığında, yani buradaki yeşil bayrağı tıklandığı zaman çalışmasını istiyoruz.